Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksılarımızdaki bitkileri, sümüklü böcek, salyangoz istilasından, zararlarından nasıl koruruz? İlaç kullanmadan, zehir kullanmadan, herhangi bir kimyasal yöntem kullanmadan, tamamen doğal ve pratik yöntemlerle, pratik uygulamalarla bu sorundan nasıl kurtuluruz? Onu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi salyangozlar, sümüklü böcekler bitkilerin yapraklarını, dallarını yiyerek beslenirler ve zarar verirler. Burada güzelce bir şato kaktüsüm vardı ve bu uç kısmı yaklaşık bir 10 santimetre daha vardı. Ve tam orta noktadan yiyerek üst kısmın kopmasına sebep oldular. Ve gördüğünüz gibi alt kısımda hala yara izleri var. Alt kısım sürgünlerinin uç noktalarında yara izi var. Hatta dışkı kalıntıları da var. Çünkü dün akşam çalışmışlar burada. Ve bu bitkinin görselliğine gerçekten çok büyük zarar vermişler. Yine burada başka bir şato kaktüs var. Uç noktada zarar büyük. Alt sürgünlerin uç noktalarında yine zarar büyük. Uç sürgünleri seviyor arkadaşlar ve uç sürgünleri yiyerek zarar veriyor. Tam gövdenin ortasını yemiş ve biraz daha yerse bu gövdeyi de buradan koparacak. Yine aşkın gözyaşı bitkisine çok büyük zarar veriyor arkadaşlar. Yaprağın üst kısmını komple yiyip bitirmiş. Yine burada yaprağın uç kısmına ve iç kısmına zarar vermiş. Şimdi bu bitkileri, bu sümüklü böcek ve salyangoz zararından nasıl koruruz? Onu anlatmak istiyorum. Yöntemimiz çok basit ve kolay arkadaşlar. Önce şöyle bir saksı altlığını alıyoruz. Ve bu saksı altlığının üzerine yükseltecek bir malzeme kullanıyoruz. Ben boş bir eski saksı kullanıyorum. Bu saksıyı da üstüne koyduktan sonra korumak istediğimiz bitkiyi bunun üzerine alıyoruz. Ki bu benim anaç gözyaşı bitkim. Çok güzel bir bitki arkadaşlar. Çok güzel yaprak yapısı var ve uç noktalardan hala yavru vermeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu saksı altlığını suyla dolduruyoruz. Ve sümüklü böceklerin, salyangozların geçemeyeceği bir bariyer oluşturuyoruz. Çünkü sümüklü böcekler ve salyangozlar yüzemezler arkadaşlar. Suya giremezler. Bu da bitkilerimizi onların saldırısından kurtarmış olacak. Yine burada anaç sayılabilecek güzel bir bitkim var. Şato kaktüs. Ona da aynı yöntem uyguluyorum arkadaşlar. Ve düşmemesi için tam ortalığı merkezi bir şekilde açısını ayarlıyorum. Suyla dolduruyorum. Yaşam ortamına bırakıyorum arkadaşlar. Kesinlikle salyangozlar, sümüklü böcekler bu bitkilerimize artık zarar veremeyecekler. Şimdi seramda gerçekten benim için çok kıymetli olan ve çok da büyüyen anaç şato kaktüslerin durumunu yakından bir görelim. Onlara verilen bir zarar beni bu uygulamayı keşfetmeye itti arkadaşlar. Şimdi hem o bitkilerin durumunu hem de o ufak da olsa zararı bir gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, seranın içerisine geldim. Ve serada gördüğünüz gibi burası şato kaktüslerin olduğu alan. Ve yine bu noktada da salyangozların, sümüklü böceklerin zararları var. Bu noktada da var. Şu noktada da var. Ve işin en kötüsü beni bu buluşa sevk eden nokta şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şato kaktüsün uç noktasında bir saldırı var. Ve şu noktada küçük bir saldırı var. Çok şükür ucuz atlattık. Ben bunu dün keşfettim. Ve keşfeder keşfetmez de bunları nasıl korurum arayışı içerisine girdim. Ve dün sabah gördüğünüz bu uygulamayı yaptım. Aynı şekilde burada da büyük bir anaç şato kaktüsüm var. Bunun da şu noktasında bir yara izi var. Sümüklü böceklerden kalma. Ve bu yöntemlerle arkadaşlar artık sümüklü böceklerin istilasından, zararından korunmuş olacağız. Hem ilaç hem de kimyasal kullanmadan bu zararlının zararından kurtulmuş olduk. Yöntemi görüyorsunuz arkadaşlar. Yöntemimiz saksı altına su doldurup biraz yükseltip o yükselti üzerine saksıyı yerleştirmek ve salyangozun, sümüklü böceğin zararlarından korunmak. Evet arkadaşlar, serada durumu gördünüz.
o büyük anaç şato kaktüsünün uç kısmında küçük bir yenme izi var. Eğer ben bu tedbiri almamış olsaydım belki dün gece daha fazla yenilecekti ve daha büyük bir zarara sebep olacaktı. O gördüğünüz güzelliğin o görsel şöleni ortadan kaybolacaktı. Ve umarım bu anlattığım yöntem faydalı olur arkadaşlar. Sizin de değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz bitkilerinizi sümüklü böceklerden korumaya yardımcı olur. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.